Merhaba sevgili dostlar. Ulaşıp Tutkun'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ayberk. Bugün Oğuz'la beraber tekrardan bir metro istasyon çekimiyle karşınızdayım. Zaten sizlerle beraber İmam Hatip ve Sivas Karı ve İmam Hatip'i de izlediniz. Bu dördüncü olacak Oğuz'a yaptığım metro işareti. Atatürk istasyonunu ben hiçbir şey yapmadığım için paylaşmak istemedim. Onda kalsın dedim. Bırak onda kalsın dedim. Bu da gördüğünüz üzere 9 Eylül 1919 İzmir Kurtuluşu Büyük Taarruz yazdık. Mustafa Kemal Atatürk onu tabii kısaltarak yazdı. 5 konak, 5 çıkışı bulunan ve 2 asansörü olan bir metro istasyonudur. Bu metronun numarası M1'di. Konak tramvayına, konak meydanına erişim sağlamak mümkündür. Yani erişim sağlanabilir. Neyse. Evet, burası ilk giriş. Buradan başlayalım geziye. Gördüğünüz üzere logosu. Zaten metro logosu da tabii şey diye yazdı. Böyle M diye yazdı. Çünkü bildiğiniz üzere Minecraft'ta şey oluyor falan. Öyle yaptık yani. Neyse, burada konak var. Konak yazdık. Ve 2021 İzmir Büyükşehir Belediyesi, elimi boş bıraksam iyi olur. Gördüğünüz üzere burada metroya gidiş turnikeler gidiş var. Burada bir asansör var. Asansörü hemen size asansörü binek şey yapmak istemiyorum. Birazcık gezdirmek istiyorum. Buralarda da istasyon şeyini haritasını görüyorsunuz. Böyle haritayı görüyorsunuz böyle. Oğuz yaptı gene bu haritaları. Burada gördüğünüz üzere o turnikeler ve burası da bu yanda gördüğünüz şeyde burası da bu yanda gördüğünüz girişin bu da evet bu da ikinci giriş olmalı. İkinci giriş. Çıkış ki evet. Bu da yok üçüncü çıkış bu. Evet üçüncü çıkışa gelmişim dostlar. Bu da evet bu da çıkış 4. Yani ben bu da 5. çıkış. Ben 5. çıkıştan girmişim arkadaşlar. 5. çıkıştan girdim. 3 ve 4 ve 5.'yi buradan gördünüz. Zaten altta gördüğünüz istasyon size daha detaylı göstereceğim yakında. 1 ve 2. çıkış bu arada demişiz. Konak tramvay ve meydana erişmek mümkündür. Konak İzdeniz'de öyle. Asansör, elevator böyle yazdık. Sonra buradan çıkıyoruz işte. Evet, bu da bir evet, 1 ve 2. çıkışlar bu da. Ben 1 ve 2. çıkışta öyle şey yapmışım galiba. Özellikle zaten 1 ve 2. çıkışlar böyle. Buralarda biletmatikler bulunuyor. Biletmatik yazıyor. Küçükmüş sonra. Ücret iade cihazı var. Samsun'daki gibi. Bu da girilmez dediğimiz havalandırma şeyleri var. Havalandırma binası. Biletmatik. Burada da kartınızı buraya okutun diyor. Okutalım böyle. Okutuyormuş gibi olsun. Burada merdiven var. Okuttuğunuzda birinci ve ikinci çıkıştan gelenler buradan iniyorsunuz aşağı. Evet gördüğünüz üzere indik. İndiğinizde yukarıda siz böyle bir yazı karşılıyor. Kaymakamlık bu yön. Bonova bu yön. Yani şu gördüğünüz yön. Işıklarla ilgili bir şeyler görüyorsunuz. Gene onu söyleyeceğim. Burası Bornova merkez yönü. Tabii devamlı gitmemeyi düşünüyorum. Burası da kaymakamlık yönü. Kaymakamlık. Ne olduğunu o ışıklı şeyi söyleyeyim size. Dostlar böyle ışık sistemi de kurduk. Aslında evet bu bir ışık sistemi. Ben ışıklarla gördüğünüz üzere konak yazdık. Bunu ben düşündüm. Işıklarla böyle bu deniz ışığıyla, deniz feneriyle malzemenin adını size gösterebilirsem şuradan deniz feneriyle böyle konak yazdık şuradan şöyle gördüğünüz üzere konak yazdık gördüğünüz üzere tren modumuzda yükledi Oğuz ben koymadım Oğuz tren modumuzda gördüğünüz üzere yüklemiş bu sefer değişik bir tren modu mu yoksa ışıktan mı öyle gözüküyor yoksa standart bir trenimiz tabi aslında tabi gene bizim bu normal trenlerden koydu göstermelik trenler evet şöyle gözüküyor trenimiz böyle bir tren zaten halen bunu kullanıyoruz aslında tren sürüyor da
Sorun var. Burada ışık yok. Burada yeteri kadar ışık yok. İşte burada mesela bak. Ama bu çağın aslında bizim düzenimiz aslında. Gördüğünüz gibi sizin o can şey. Aslında çağ söylüyor da. Dostlar burada bir yerden geçtiğinizde bir yerinden bin şey çıkıyor. Burada bir kapısından bin falan şey çıkıyor. Yani gördüğünüz gibi böyle göstermelik düzenimiz var. Burası Bornova merkez. Burası kaymakamlık. Zaten de buradan çıkış falan. Birinci ve ikinci çıkışlar buradan sağlanıyor. Asansörümüz var. İsterseniz asansörün neyi işlevi olduğunu size asansör kullanımını göstereyim. Zaten benimki çok kısa bir video olacak. Yani ben çok uzatmamayı düşünüyorum. Böyle işlerde uzatılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle hemen çıkalım yukarı. Aa, burası açık kalmış. Bir kere çıktık galiba. Ondan oldu. Şöyle kapatalım. Evet, gördüğünüz üzere evet. Eksi birinci kata yani şey katına geldik. Bundan yukarı çıkma var mı? Evet, şöyle çıkalım. Yüz ne uçma şeyliyim ben. Şöyle normal giyeyim adam gibi. Evet. Orası yok. Şimdi buradan çıkacaksınız. Mesela nasıl oluyor? Trenden geldiniz mi? Mesela Allah. Şeyi döndürdüm galiba. Haritayı döndürdüm. Anam. Anam. Beyaz bir yol var en azından. Evet şöyle oldu. Harita böyle olmuş. Haritalar ters kaldı dostum ama ben bunu böyle kalması geliyor. Neyse. Çıktık buradan. Gene bildiğimiz bu şeyler gibi yani. Çıkıyorsun buradan. Çat. Şut. Çıktın. Kartındaki pay buradan ücret iadesi alıyorsun. Gördüğünüz üzere burada da konak yazdık. Burada 1919 gördünüz. Mesela bir de gelin değişik çıkışlardan. Şurada kafamı görüntüm bir çıkıştan geleyim size. Ama evet aslında çıkış birbirinin aynısı. Bu birinci çıkış. Yani bu da ikinci çıkış. Karşıda gördükleriniz 3, 4, 5. Şu evet aslında asansör o da bir asansör o da bir işlevi var. O asansör de işlevi şu. Burada kullanılıyorsunuz o asansörü. Şimdi çıkalım. Gördüğünüz gibi yukarı çıkıyoruz buradan. Bu asansörle yukarı çıkıyoruz. İsterseniz bu asansörle biz yeniden bir inelim aşağı. Girişte iki tane asansör var. Yoksa dışarıda da asansörleri var. Gene ben size şey olsun diye geçirtme havasında geçirteyim bineyim. Geçirttim. Karşı yöne geçelim dostlar. Hadi bir sefer yaptık diyelim. Şimdi bu asansörü kullanalım. Hat içerisindeki bu asansörü kullanalım. 4 ve öyle üzeri bu asansör bildiğiniz üzere sizi perona indiriyor. Buradan yukarı çıkalım biz. Bu da perona indiren bir asansör. Orada da bildiğiniz üzere perona indiren bir asansör bulunuyor. Burada çıkalım. Buradan biz bence şöyle bunu yanlışlıkla koymuş olmalıyım. Şöyle çıktık. Evet yine otonikelerde falan. Yalnız hadi sefer yaptık diyelim buradan. Yine ücret iade cihazına basıyoruz. Veya ki burada da ücret iade cihazı var. Burada mesela asansörümüz var. Eksi bir katı elevator. Yukarısı açık kalmış. Şöyle hava alma var. Hayır kapalı değil. Göz yanılması falan oluyor bu siyah camlar. Boyalı camlarda göz yanılması falan yeri. Hele ki siyahsa yaşayabilirsiniz göz yanılması. Ama normalde göz yanılması yaşanması imkansız. Ve gördüğünüz gibi bu da bizim asansör. Böyle bu da bu karşıdaki asansörümüz 0. kat elevator. Gördüğünüz üzere işte böyle de bir asansörümüz var. Çok uzatmayacağım aslında. Şimdi biraz daha gidelim. Evet. Yani bunda her çıkışı yaptık. Malazgirt'teki gibi sorun yaşamadık. O da iki giriş olarak iki girişi çıkışı var diye biliyorduk. Ama biliyordu. Ben hiçbir şey bilmiyordum. Onun bildikleriyle uydum hep. Ne derse onu düşündüm. Ben de iki çıkışı falan üç çıkışı. O kadar da araştırma yapamıyorum. Zamanım olmuyor yoksa. Evet gördüğünüz gibi bu asansörü de anlatmak istedim. Şimdi çıkış asansör. Bu da zaten aynı şey. Beşinci çıkışın
asansörü. Böyle çünkü işte bütün asansörleri neredeyse size gösterdim. İki tane asansör işte. Evet dostlar, yani altta da gördüğünüz üzere bu istasyon şeridini görüyorsunuz. Size bunları da göstereyim, makaslarını. Aa, kapatıyoruz. Evet, bunları kapatıyoruz. Tabii siz videoda şu an böyle görüyorsunuz. Tabii ben kapatılana kadar göstermek istiyorum. Ben de bu yönden kapatmaları yapayım. Ne almam gerekiyor? Ne almam gerekiyor? Beton. Şu siyah betonu tren yerine değiştirdim. Tren maden arabası yerine. Şu an maden arabası içine gireceğiz, böyle çıkacağız sonra. Ben kapatacağım böyle. Anam. Abi bu tren modlarını seviyorum. Ama sürülememelerini sevmiyorum. Kapanmış. Kapatmış. Ne ara? Ne ara oldu? Buraları kapatmış dostlar. Bu arada evet, buralar kapatmış. Ben belki siyah beton alıp kapatırım diye düşündüm. Bir gözünüze tren boya gelmiş. Evet, tren bu kadar da uzun, büyük yani dostlar. Böyle gözünüze makaslar. Makaslarımız bunlardı. Böyle makaslar yaptı Oğuz. Yani beraber yaptık bu makası. Beraber. Bu da gördüğünüz üzere Bornova merkez. Yok, bu kaymakamlık. Evet, kaymakamlık yönü burası. Şuradan gördük. Yok, Bornova merkez. Burası kaymakamlık orası. Burası Bornova. Gördüğünüz gibi burada da konak yazdım. Yani ışıklarla konak falan yazdım. Böyle de konak yazarak böyle kurulmuş. Ama ben öyle bize daha küçük olur diye düşündüm ve biraz daha değiştirmeyi planladım. Oğuz ne yapıyor acaba orada? Ha, o yukarıda, ben onu görmüyorum. Zaten kapatmış. Siz şimdi kapatmış görüyorsunuz zaten normal. Evet, geldi. O da iniyor galiba. Evet dostlar, biraz gezdik yani. Planımız buydu. Ya artık kapanışa geçebiliriz. Başka bir şey. Evet dostlar. Evet. Orası açık mı şimdi? O yüzden öyle yanılıp şey yaptım. Anam. Evet, tren modda yüklemeye devam ediyoruz. Tren modlarına devam. Zaten evet, başka fazla bir şey kalmadı. 12 dakika bir video oldu. 13 dakika. Biz yavaşça kapanışa şuradan çip treni sürmeyi deniyor. Evet, treni sürmeyi deniyor. Evet şöyle. Neyse. Ben kapatıyorum. Evet dostlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Minecraft, Roblox. Roblox diyorum sürekli ama hiç Roblox'tan video gelmiyor. Yakında Roblox'tan da videolar gelecek. Böyle Metro oyunlarından oyunları bulup onları çekmeyi düşünüyorum. Öyle. Belki yaparım öyle bir şey. Roblox'ta. Düşünüyorum da. Yapılabilir de. Minecraft, Roblox, yüksek hızlı trenler, metro, tramvay, nükleer hatları. Bu hatlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız da böyle yaptığım videolarını anlatım olsun. Şey olsun, son durumları falan işte, ne haldeler, neler oldu, görmek istiyorsanız da bildiğim zilini tümü yapmayı unutmayın. Çünkü bildiğim zilini tümü ayarladığınızda bildirimler geliyor. Eğer telefonunuzun bildirimlerini ana ekranınızda görme şeklini ayarlıyorsanız görebiliyorsunuz. Evet dostlar, baya uzun bir kapanış oldu. Neyse. Hepinize iyi günler. Hepinize iyi günler. İyi günler. Hoşça kalın.